Efendim, 24 yıldır her tür olumsuz koşula rağmen, pandemiler, ekonomik krizler, sıkıntılara rağmen kesintisiz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Bilişim 500 ödül törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz değerli konuklarımız. Sağolunuz, çok teşekkürler. Değerli kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkanları, Türk bilişim sektörünün saygıdeğer mensupları, basınımızın değerli temsilcileri, sayın misafirlerimiz, Türkiye iş ve bilişim dünyası açısından büyük önem taşıyan Bilişim 500 araştırması sonuçlarını açıklayacağımız törenimizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz efendim. Değerli davetliler, Türk bilişim sektörünün cirolarıyla en büyük 500 şirketinin genel ve faaliyet gösterdikleri kategoriler itibariyle sıralandığı, bilişim pazarıyla ilgili öngörülerin paylaşıldığı bu detaylı çalışmayı bir kez daha sizlere sunmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Hiç kolay değil tahmin edeceğiniz gibi. BT Haber tarafından 24 yıldır az önce de söylediğim gibi kesintisiz bir şekilde bilişim dünyasının fotoğrafını çeken Türkiye bilişim sektörünün en önemli referansları arasında yer alan ilk 500 bilişim şirketi Türkiye 2022 Bilişim 500 araştırması ve yayını bu konuda en etkili platform pazar yeri olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Her yıl biliyorsunuz farklı bir mottoyla biz gerçekleştiriyoruz. Bilişim 500 çalışmasının bu yılki mottosuysa yeni yüzyılımızda daha da ileri olarak belirledik. Bildiğiniz gibi ülkemiz açısından çok önemli bir özelliği var bu yılın. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve ilelebet devam etmesi için de her yıl, her alanda ülkemizi biraz daha ileriye taşıyacak adımları kesintisiz olarak atmalıyız. Çünkü ülkeler teknoloji alanına yaptıkları yatırımlar ve bu yatırımların ekonomiye ve yaşama olumlu yöndeki etkileriyle birlikte gelişiyorlar malumunuz. Ülkemizin hem bugünü hem de geleceği için eğitim, ekonomi, sanayi, ticaret, ihracat, savunma, sağlık gibi tüm alanlardaki atılımlarını süreklilik kazandırarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu atılımların temelinde ise teknoloji yatıyor. Teknolojinin temelinde ise bilişim elbette. Şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte büyük bir felaket yaşayan ülkemiz hem yaralarını sarmak hem de geleceğe daha umutla bakmak zorunda değerli konuklar. Ekonomi alanındaki yaşanan sıkıntılara rağmen kaydedilen aşamalarla yetinmeyip daha da ileri seviyelere ulaşabilmenin yolunun teknolojiden geçtiğini hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Özellikle de bu salonda bu akşam bizlerle birlikte olan çok değerli sektörün kıymetli temsilcilerinin ve sektörün ileri gelen kaptanlarının ülkemizi her koşulda ileri noktalara taşıma konusunda tüm sosyal ve iş dünyasına önemli katkılar sağlayan bilişim sektörümüzün yanında olmaktan ve sektörümüzle birlikte yol almaktan bizler büyük heyecan duyuyoruz. Biraz da akışımızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Biraz sonra Koç Sistem sponsorluğunda Bilişim 500 töreninin 24.sünde 2022 yılındaki başarılı çalışmalarıyla Bilişim 500 araştırmasının sonuçlarına göre bu törende 6 ayrı ana kategori başlığında birinci olan şirketleri açık açıklayacağız. Bilişim 500 araştırmasında altısı Türkiye ekonomisine katkı özel ödüller olmak üzere toplamda 88 farklı ödülle zirveye ulaşan şirketleri hep birlikte burada öğreneceğiz, alkışlayacağız. Şirketler faaliyet alanlarına göre çeşitli kategorilerde yer aldılar. Uzun süreli titiz çalışma neticesinde 8 dağıtıcı kategorisi, 23 sistem entegratörü ve iş ortağı kategorisi, 38 üretim kategori birincileri sırasıyla ödüllerini alacaklar. 13 Bilişim 500 Plus kategorisi ve sonrasında da çok çok önemsediğimiz 6 farklı alanda ...Türkiye ekonomisine katkı özel ödüllerinin açıklamasıyla da törenimizi sonlandıracağız. Şimdi efendim ben sözü bir hayli uzattım bu açıklamaları da yapmak gerekiyordu sizlere. Daha da fazla uzatmadan ben şimdi çok değerli BT Haber Şirketler Grubu'nun başkanı... ...Sayın Murat Göçey'i güçlü alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok mutluyum. Her zamanki gibi. Efendim bildiğiniz gibi hem ülkemizde hem de dünyamızda gerçekten çok büyük zorluklardan geçiyoruz. Buna rağmen BT Haber Şirketler Grubu ekibiyle birlikte başta tabii ki Sayın Murat Göçer olmak üzere Tüm sektörün çok önemli gecesini bir araya getirebilmek için büyük emek harcadılar titizlikle aylar süren çalışmanın sonucuna geldik Murat Bey. Şu an buradayız. Gerçekten sizi tebrik ediyorum tüm ekip arkadaşlarınızı da. Lütfen acaba bir güçlü alkış bizi bir araya getiren bu güzel ekip için alabilir miyim bu büyük emek için sektör adına çok kıymetli çok teşekkür ediyorum ben tekrar buyurun. Sağ olun. Boyun biraz kısa kaldı izninizle ben önce şu sehpayı bir çıkartacağım. Evet, Belek Hanım uzun boylu olunca sıkıntı olmuyordu. <laughs> Şimdi her sene olduğu gibi sözlerime başlamadan evvel ülkemizin kurucusu ona çok şey borçlu olduğumuz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun silah arkadaşlarına ve bizim sektörümüze çok emeğe geçip de şu an aramızda olmayan büyüklerimize, kardeşlerimize bir saygı duruşunda saygı duruşunda bulunuşacağız. Ee, sizlere bana eşlik etmeniz için rica ediyorum. Lütfen saygı duruşu için ayağa kalkalım. teşekkür ediyorum hanımefendiler beyefendiler sevgili gençler 24. gerçekleştireceğimiz bilişim 500 töreni Hoş geldiniz böyle bir kalabalığı görmek çok hoş çok sevindirici e, ayağınıza sağlık böyle yaz gününde bu saatlerde burada olmanız bizlere gurur veriyor eksik olmayın aynı gururu Biz bu sene başvurularda da hissettik bu kadar pandemi deprem gibi felaketler yaşamımıza rağmen bu sene rekor sayıda başvuru aldık araştırmamıza bu firmaların ne kadar teknoloji için çarpıştıklarını, mücadele ettiklerini, bu zor zamanlarda ne zorluklar yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Onlara da araştırmaya katılan tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür etmeyi de bir borç bilirim. Birkaç rakam vereceğim sonra da genel yorumları yapıp fazla sözü uzatmadan diğer konuşmacılara kürsüyü bırakacağım. Bilişim 500 araştırmasında 2022 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri 2021 yılına göre %77 büyüyerek 372 milyar lira oldu. Sıramaya, sıralamaya giren şirketlerin 187 tanesinin %100'ün %100 üzerinde bir büyüme gösterdiği araştırmada 2022 yılında 89'da yeni şirket araştırmaya katılmış. En yüksek büyüme %501 ile bir yazılım şirketine ait. 2022'de bilişim 500 sıralamasına yer alan şirket gelirlerinin toplamı dolar bazında ise 22 milyar dolar. Bu tabloya baktığımızda şirketlerin dolar bazındaki gelirleri ortalama %10 büyümüş. Şimdi bu olumlu taraf bizim araştırmaya katılan firmalara baktığımız zaman ciddi bir büyüme tespit ediyoruz. Ama diğer yandan çok değerli derneğimiz, hepimizin derneği TÜBİSAT verilerine göre ise bilgi ve iletişim sektöründe 2022 yılında pazar büyüklüğü TL bazında yüzde 54 artışla 4, 408 milyar dolara ulaşırken dolar bazında 17 küçülerek 24.7 milyar dolara gelmiş. Şimdi bir fark var. Bizim araştırmaya katılan firmalar büyüyor ama genel sektöre baktığımız zaman küçülüyor. Ben kendi penceremden şöyle yorumluyorum. İnovatif ve dinamik yapıda olan firmalar belki halk tabiriyle doğru zamanda doğru iş yapan firmalarımız büyüyor. Ama hala aynı işleri yapmakta ısrar eden, kendini geliştiremeyen, çağa ayak uyduramayan firmalarımız da küçülüyor. Hatta zaman içerisinde de gözden kaybolup gidiyorlar. Demek ki bizim araştırmamıza büyüme trendinde olan firmalar katılıyor ama bu küçülme trendinde olup bu gelişimi bu dünya çapındaki gelişmede takip edemeyen firmalar ise katılmaktan vazgeçiyor. Bunun Türkçesi bu. Buradan da şu sonuçlara çıkartıyoruz. Birincisi tahmin edeceğiniz gibi çağ ayak kayduracak. İşte yapay zeka az önce lafı da geçti. Daha sonraki konuşmalarda bolca lafının geçeceğini tahmin ediyorum. İşte IoT var, yapay zeka var. Böyle bir takım yeni teknoloji varken bu yolda adımlar atmak, bu yolda ilerlemek daha akıllıca donanım satışlarının çok anlamlı olmadığını ...düşünebiliriz zaman içerisinde gelirlerinin azaldığını biliyoruz. İkincisi de bizim bir işin 500 araştırması sektörün yegane bu anlamdaki tek araştırması olduğundan... E, ...hepimizin buna desteğini devam etmesi hatta çevremizde bu araştırmaya katılmayan firmalarda... ...katılmaları konusunda teşvik etmeniz gibi bir görevimizde olduğunu düşünüyorum. Yardımlarınızı rica ediyorum bu konuda. Ben hep her sene şu cümleyi kullanıyorum, bizinizle tekrardan kullanacağım... Bilişim 500 ve BT Haber sektörün ortak değerleridir. Sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu bizim kendi şirketimizin malı değil, sizlerin hepimizin malı. Biz çünkü kamuyu, BT yöneticilerini, aramızda bu sene fazla sayıda BT yöneticisi var, değerli kurumların bilişim teknolojileriyle ilgili en üst düzey yöneticileri burada. Onları, akademiyi, hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Güzel bir network imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla madden ya da manen fark etmez ama desteklerinize ihtiyacımız var. Sözlerimi şöyle bitiriyorum. Bilişim 500'e katkılarından dolayı her sene aramızda olurdu. Bu sene maalesef katılamadı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Ömer Fatih Sayana, BTK Kurul Başkanı Abdullah Karagözoğlu'na, başta Koş Sistem, Este Bilişim, Sistem Global olmak üzere destek veren, katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza PR basın ilişkilerini bu yılda çok iyi başarıyla yürüten eti danışmanlık ve çalışanlarına, bize kapılarını her değerli etkinlikte olduğu gibi bu yılki törenimizde de açan, bizi olağanüstü ağırlayan, tüm yardımları gösteren fişekhane yönetici ve çalışanlarına, Bilişim 500 araştırmasını 24 yıldır başarıyla gerçekleştiren araştırma şirketimiz MTS araştırma şirketi ve çalışanlarına, ödül töreni organizasyonu gerçekleştiren Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketimiz ve tüm çalışanlarına ve tabii son olarak da BTAVER ve ekibi adına yürekten teşekkür ediyorum. Ekibimle gurur duyuyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.